Herkese merhaba. Bugünkü videomuz gerçekten çok gizli tutulmuş bir konu. Geçtiğimiz yaz aylarında meydana geliyor ve yavaş yavaş da bilgileri kamuya açık kaynaklarda yer almaya başladığı için size anlatacağım. Uzun zamandır bana soruyorsunuz Doğu Akdeniz veya Libya ile ilgili ne zaman video gelecek? İşte o video geldi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada epey böyle bir hayat değişikliği yaşanırken Libya'da da çok sıcak saatler yaşanıyordu. Mayıs ayına geldiğimiz zaman Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'nin de tabi savunma konusunda desteğini ve işbirliğini almıştı. Darbeci General Hafter güçlerine karşı Libya'da çok ciddi bir savaş veriyordu. Bu savaşın odaklandığı nokta ise El Vatiya hava üssüydü. Bu hava üssü darbeci General Hafter güçlerinin çok stratejik bir noktasıydı ve bu üste doğru çok önemli bir askeri operasyon başladı. Bu askeri operasyonda Bayraktar TB2'ler çok önemli bir rol oynuyorlardı. Gerçekten e, karşı tarafın e, General Hafter'in güçlerine karşı bu darbeci güçlere karşı göz açtırmıyorlardı ama onların elinde de çok önemli bir hava savunma silahı vardı. Bu da Rusların Pansir olarak adlandırılan alçak ve orta irtifada etkili hem makinalı top 30 milimetrelik mermi atabilen hem de orta irtifaya kadar füze atabilen sistemlere sahip bir hava savunma sistemiydi. Bu sistemi hatırlayacaksınız 2012 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir RF-4E tipi keşif uçağımızın Akdeniz semalarında düşürülmesi ve bu pansir hava sisteminin vurduğu hedeflerden biriydi. Ne yazık ki uçağımız çok kısa süreli bir Suriye hava sahasına girmiş çıkmıştı. Hiçbir uyarı olmadan atışı yapmış ve Orta irtifa füzesi uçağımızın çok yanında patlamıştı ve uçak bu patlama sonrasında oluşan şok dalgasıyla birlikte anormal duruma girmiş ve Akdeniz'e düşmüştü. Olayda iki pilotumuz ne yazık ki şehit olmuştu. Daha sonra işte uçağın parçaları, sistemleri çıkartıldı. Yapılan incemede uçak üzerinde herhangi bir e, vurmaya ilişkin bir emare bulunamadı. Ancak uçağın çok yanında isabet eden Patlayan daha doğrusu füzenin oluşturduğu şok dalgaları ve yayılan barut etkileri gövde üzerine tespit edildi. Bu da tabi Türkiye'nin Suriye'li olan ilişkilerinde çok farklı bir boyuta geçmesine neden olmuştu. Önce bir Pansir'in tarihini anlatayım size, daha sonra da bu kaçırılma operasyonuna başlayalım. Pansir 1990'ların ortasında tasarlanmaya başlamış bir Rus sava hava savunma sistemi. Ruslar gerçekten hava savunma sistemlerinde iyiler. Bu neden? Çünkü Kore Savaşı'ndan itibaren e, bu Doğu ve Batı Biloğu karşısında meydana gelen Tabii ki e, bunlara tırnak içerisinde vekalet savaşları diyelim işte Kore Savaşı, Vietnam Savaşı gibi durumlarda gerçekten Amerika'nın veya Batı tarafının desteklediği güçlerin önemli bir uçak üstünlüğü var. Bu uçak üstünlüğüne karşı da bu uçakların kendi topraklarına gelip hedeflerini vurmaması için Ruslar çok önemli hava savunma sistemleri geliştiriyorlar ve buraya ciddi bir yatırım yapıyorlar. Ve arka arkaya işte omuzdan atılan füzelerden çok yüksek irtifa füzelerine kadar veya makinalı toplar, yeni nesil sistemler gibi gerçekten çok etkili sistemler oluşturmaya başlıyorlar. Bu sistemlerin alçak ve orta irtifa için daha yeni nesil diyelim onlardan biri de Pantsir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının arkasından 1990'ların ortasında tasarlanmaya başlanıyor. Bir tekerlekli araç üzerine bu sistem konuluyor. Sistem biraz önce de belirttiğim gibi 30 milimetrelik bir topu var. Bir de orta irtifada etkili olan füzeleri var. Bu hedefin gelişine göre artık hangi irtifadaysa, alçaktaysa, uzaktaysa, yakındaysa gibi bir operatör tarafından bunlar seçiliyor ve atış gerçekleştiriliyor. Bu atışla birlikte özellikle Panzer alçak irtifadan uçan seyir füzelerine veya işte drone saldırılarına karşı da etkili makinalı topunu kuru e, kuruyor ve buradan çok alçaktan yani arazi yüzeyinden birkaç metre yükseklikteki e, işte gelen seyir füzesi olsun drone'lar gibi bu tür saldırılarda da Panzer'lar kullanılabiliyor. Panzer'in farklı modelleri var, ihraç modelleri var. Ruslar bu konuyla ilgili epey bir farklı ürün gamı geliştirmiş durumda. Bunları da tabii kullanıcı ülkeler arasında işte Suriye, Libya'daki Haftar güçleri ki Libya'ya yollanan bu pansir sistemleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin sponsorluğunda geldi. Ve diğer pansir sistemlerine göre farklıydı çünkü taşıyıcı araç olarak man kamyonları kullanılmıştı. Burada Pansir'de yoğun olarak kamaz yapımı Rus kamyonlarının kullanıldığını görmekteyiz. Tekrar Libya'daki operasyona gelirsek, videonun başında da Tekrar Libya'daki operasyona doğru gelirsek El Vatiya üssüne 15 Mayıs 2020 tarihinde çok ciddi bir saldırı başlatıldı. Bu saldırı sonrasında da üs darbeci Haftar güçlerinden elinden alındı ve bölge Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından kontrol edilmeye başlandı. Burada da ele bazı pansirler geçti. Bunların bir kısmı Bayraktar TB2 tarafından vurulmuştu. Bir kısmı da korgan olarak adlandırılan uçakların içine konulduğu, bombaların etkisiz hale getirildiği böyle çok güçlendirilmiş yapılar. Bunların içinde pansirler vardı. Fakat orada da enteresan enteresan olaylar dönmeye başladı. Bu pansirlerden bir tanesi fare lakabıyla tanınan ve bölgede çeşitli hem Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne hem de darbeci General Hafter'e silah satan bir kişi tarafından bu pansir sistemi kaçırdı. Sistemi kaçıran kişinin adı Muhammed Bahroindi. Burada kaçırılan pansir önce ülkenin daha batı tarafına götürüldü. Fakat burada tabi devreye Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye girdi ve tekrar bu pansir tekrar ele geçirildi. Bu arada Amerikalılardan bir talep geldi. Bu pansiri yakından incelemek istiyorlardı. Pansir sistemi alındı alındıktan sonra Mitiga Hava Üssü'ne getirildi ki Türkiye'de yoğun olarak askeri nakliye uçakları Mitiga Hava Limanı'nı askeri üssünü kullanıyor. Burada da Almanya'dan Rammstein Hava Üssü'nden bir C-17 tipi ağır nakliye uçağı Amerikan Hava Kuvvetleri'nin geldi. Panzer ona yüklendi ve C-17'nin bir sonraki durağı ise Ankara oldu. Bu işler African Report'un haberine göre geçtiğimiz Haziran ayı içinde meydana geldi. Ankara'da Panzer indirildi ve Türk Amerikan uzmanlar tarafından detaylıca bu sistem incelendi. Şimdi geçtiğimiz yıl 2020 yılında Türkiye'nin Panserlerle 3 ayrı tecrübesi oldu. Bunlardan birincisi Barış Kalkanı Harekatı'nda meydana geldi. Barış Kalkanı Harekatı da nasıl olmuştu buradan hemen kısaca açıklayalım ve şehitlerimizi de yad edelim. 27 Şubat 2020 tarihinde Türk Özel Kuvvetlerinin bulunduğu bölgede işte çatışmalar yaşanıyor. Bulunduğu bina Rus Hava Kuvvetleri tarafından tırnak içinde yanlışlıkla vuruluyor. Olayda 34 askerimiz şehit oluyor. Aynı zamanda 35 de Özgür Suriye Ordusu askeri de orada hayatını kaybediyor. Ve bu operasyon sonrasında şöyle bir Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça gelirliyor ama. İşte Ruslar hemen araya giriyorlar, bir, herhalde orada bir görüşmeler oluyor, ediliyor. Bunlarla ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Türkiye'de çok yoğun bir operasyon başlatıyor. Tabii bu bölgede uçaklarımızın, helikopterlerimizin olmamasının ana nedenlerinden biri de hava savunma sistemimizin e, elimizde yeterli sayıda, miktarda hava savunma sistemi olamaması. Çünkü bu bölge epey Suriye'nin içinde ve bu bölgeye sınıra yerleştirdiğiniz hava savunma sistemleri çok etkili olamıyor. Bu nedenden dolayı tamamen kara gücüyle çok ciddi bir kahramanlık göstererek bir operasyon gerçekleştirildi. Bölgede Suriye ordusuna karşı çok büyük bir kayıp verdirildi. Ve bölgedeki o pansirler ki Suriye'nin de var pansirler. teker teker böyle kedinin fareyi tutması gibi tak 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 insansız hava araçlarımız tarafından tek tek vuruldu. Tabi operasyona çok fazla sınıra girmeden F-16 ve F-4 uçaklarımızdan atılan uzun menzilli, hassas güdüme sahip mühimmatlarda önemli bir rol oynadı. Tabi tek başına bir pansiri vurmak ne kadar mantıklı? Değil tabii ki sadece işte lazerle işaret verip vurulmuyor. Çok ciddi bölge radarla taranıyor, ee, sürekli her taraf gözlemleniyor ama burada tabii devreye elektronik harp tedbirleri geliyor. Elektronik harp tedbirleriyle uçaklarımızın hem o karşı tarafın radarına gözükmemesi veya o mevcut radarın yanıltılması gibi birçok farklı farklı e, aşamalardan geçiyor. Çok ciddi bir elektronik harp uygulamalarının sonrasında ki bu konuda ASELSAN'ın gerçekleştirdiği gerçekten çok önemli e, adımlar var. Bu pansirler köreltilerek teker teker vuruldular. Buradan elde edilen tecrübeler daha sonra Mayıs ayına geldiğimiz zaman bu El Hava Üssü'ne yapılan operasyonla da başarılı bir şekilde kullanıldı. Ve Türkiye'nin bu pansirleri alt etme konusunda çok önemli bir tecrübesi oldu. Bunun bir sonraki adımı ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ikinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda ortaya çıktı. Ermenilerin elindeki pansir ve S-300 gibi hava savunma sistemleri de yine Azerbaycan'ın yaptığı operasyonlarla TB2'ler tarafından takır takır vurularak veya bu konuda İsrail yapısı Harop olarak adlandırılan geziren mühimmat kullanılarak bu sistemler devre dışı bırakıldı. Tabi burada şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Hava savunma sistemi bir bütün. Yüksek irtifa, orta irtifa, alçak irtifa, radarlarla desteklenmesi lazım. Tek başına bir panseri oraya koyduğunuz zaman sürekli bir gözetim yapamıyorsunuz. Veya radarı belirli alanlarda çalıştırıyorsunuz. Oradaki radar elektronik karıştırmaya maruz bırakıldığı zaman eğer elinizde başka radar sistemleri yoksa, farklı sistemler yoksa sadece o sistem köreliyor ve boş bir hedef haline geliyor. Ama burada elinizde ki bu çok az ülkede var. Yüksek, orta, alçak irtifa, farklı radar sistemleri gerekirse AVAX olarak da bilinen işte havadan ihbar kontrol uçakları gibi bölgeyi ablukaya aldığınız zaman oraya dışarıdan birinin girip çıkması gerçekten çok zor hale geliyor. Veya işte stealth gibi radara görünürlüğü çok düşük uçaklar farklı farklı tekniklerin uygulanması lazım. Bu da dünya üzerinde pek fazla ülkede yok ve veya çok az ülke bu operasyonu yapabiliyor diyelim. Evet bu programımızda biraz Pansir'in avlanması, neler oldu, neler geliştirildi, bu Ankara'ya gitti, incelendi, neler çıktı. Tabii şimdi Ankara'ya geldi gitti konusu sadece African Report'un kaynaklı verdiğimiz bir şey. Bunları anlatmaya çalıştım. Bu videonun yayına girmesiyle birlikte lütfen topluluk sekmemize bakın. Çünkü burada bir kitap çekilişi yapacağız. 3 okuyucumuza, izleyicimize bu görmüş olduğunuz Dasal'ın sponsorluğunda hazırlanan İHA, insansız Hava Araçları Temel Bilgiler ve gerçekten çok önemli bir eser. Bu e, kitabı e, yapacağımız çekilişle 3 izleyicimize hediye edeceğiz. E, bunlarla ilgili bir sorumuz olacak. Lütfen o sorularımızı takip edin. Yorum olarak bu sorunun cevabını verin ki e, biz de yapacağımız çekilişte 3 izleyicimize ...kitap hediye edelim. Bizleri izlediğiniz için... ...çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı... ...unutmayın ve yan taraftaki... ...bildirim tuşunu da açın. Katıl tuşuyla destek verirseniz çok da memnun oluruz. Detaylı savunma ve... ...havacılık haberlerimiz ise... ...tolgozbek.com sitemizde. Oraya da sizleri bekliyoruz. Ee, videolarımız her gün haftanın... ...her günü saat 19'da... ...farklı farklı konularla sizin karşınıza... ...gelmeye devam ediyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere... Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.